Valerian İsmail. Harika. Büyük umutlarla geldi Beşiktaş'a. İlk maçında Trabzonspor karşısında program başında Güven er de söyledi. Oynattığı futbol alkış aldı. Ama bu hafta Valerian İsmail değişiklikleriyle yaptığı değişikliklerle işte maçın sonucuyla maç içerisinde bir ara dörtlü savunmaya dönmesiyle mi diyelim? Döndü mü döndü, dönme döndü, mü? Dönmesiyle sisteminden yani. vazgeçmeyeceğini söylemişti. Daha ilk sözü bu olmuştu. Buna rağmen maç içerisinde değiştirmek zorunda maç içerisinde kaldı. değiştirmek zorunda kaldı ama o değişiklik kadro zorlaması ve sistem zorlaması. Hani evet. 8 artı 3 var ya, yerliden de oluyor oldu. Evet, 8+3 yani. var ya. Tamam. Onlar, onu değiştirdi. Teşeriyi oynatamadı mesela. Yani yerli çıkar yani güven dökülünce yerine eee şeyi Emirhan'ı koymak zorunda kaldı yani öyle bir değişikliklere fazla e, gidemedi o e, bir de şu da var yani bir hoca 3-4 üç, üçlü savunma oynar hani biz hı hı. çok dilimize doluyoruz ya yani aslında ben e, o gün yazıma başlık olarak koyabilirdim yani e, üçlü üçlük oldu diye yani daha güzel başlıkmış evet <laughs> ama e, bu Hakikaten. üçlü savunma üçlük oldu üçlü çok üçlük güzel oldu. manşet başlıyormuş bu üç, yani esprisi var bir şeyi anlatıyor fakat e, sistemin hatası mı teknik direktörün hatası mı nereden kaynaklandı? Çünkü o üçlük olan e, üçlü savunma daha önce Trabzon'da aynı şeyle yapıyla oynayınca neydi işte e, Wellington, Vida... Montera, Montera üçlü, sağ tarafta öne, öne, orta 4'ün sağında Rozier, sol tarafta Rıdvan. Bu adamların e, oyununa bayıldık. Bayıldık hem de kime karşı? Trabzon'da Trabzonspor gibi ligin uzak ara lideri karşısında. Ligin en iyi oynayan takımı karşısında. En iyi oynayan takımı karşısında. Şimdi e, bu takım bir hafta sonra da ne yaptı? Alanyaspor'a karşı oynadı. Alanya'ya da dört tane attı. Nasıl dört tane attı? Bu defa şey yoktu, cezalıydı galiba. Wellington değil evet, mi o maçta? Yoktu. Wellington cezalıydı. Necip, Necip oynattı. Necip'in yani bir oyuncunun değişmesi o beşlinin içinde o beşlinin şeyini de e, bozdu. E, verim karakterini de bozdu. Ama Alanya Spor'un çok paslı oyunu benim sevmediğim çok paslı oyunu e, benimsemiş olması. 500 küsür pas yaptı Alanya Spor. İsabetli pas. Beşiktaş onun 3'te 1'i kadar isabetli pas yaptı. Ama Alanya Spor'un 2 katı rakip ceza sahasına girdi. Hı hı. Ee, daha çok e, şut attı. Ve 4 tane de gol attı. Bu Valerian'ın 4. maçı mıydı abi? 4. maçı. Evet. Bir galip, bir e, mağlup, iki beraber. Evet. Şimdi bu takımın Yeni oyun yapısı bak ön taraftan hiç konuşmuyorum. Yani işin karakterini sağlayanlar üçlü savunmanın iyi oynaması sağ kanat sol kanat Roziye ile Rıdvan'ın iyi oynaması ve buradaki kilit adamlar kimdi Roziye ile Rıdvan'dı. Rıdvan'ın Rozier'in öne çıkmaları iyi zamanlamayla orta yapmaları içeriye doğru girip şut atmaları vesaireler. Çok yerindeydi Trabzon karşısında. Hatta bir süre e, Alanya karşısında da öyleydi. Ve onların en önemlisi geri dönmeleri. Yani takım top rakibe geçtiği zaman geri kazanma aşamasına rakip hücum ederken aldıkları pozisyon çok önemliydi. Üçlünün sağının solundaki boşlukları o kenar boşluklarını iyi zamanlamalarla çok iyi kapattı e, Rıdvan'la Rozi'ye. Ve o gerideki üçlünün birbirinden çok fazla açılmasını engelledi. Bu son maçta Kasımpaşa karşısında çünkü artık Kasımpaşa Beşiktaş'ın nasıl oynadığını tam çözdü. Plan belli. Ne yapacak? Karşı sistem ne olabilir onu da iyi yakaladılar. Ve Rozier ile Rıdvan'ın çıkış yollarını kapadılar. Ve çıkış yollarını o, bu iki oyuncu öne çıktığı zaman Onların arkasındaki alanlara adam kaçırmayı denediler. Bu defa ne oldu? Gerideki üçlü de yaprak gibi böyle iyice ne açıldı. Açılınca oraya adamlar girdi. Ve bunun üstüne de bireysel hatalar bindi. Yani Beşiktaş'ın sisteminde kabahat yok. Teknik direktör, bu teknik direktörün sistemde ısrarında bence hata yok. Ama bir şey çok hatalı. Oyuncuların neredeyse hepsi uyuyordu abi. Konsantrasyonları, motivasyonları tam yerinde değildi. Bunu sağlayacak kişilerden hem oyuncunun kendisidir hem de teknik direktörün çalıştırmasıdır, telkinleridir. Demek ki teknik direktör burada eksik kaldı ve o Trabzonspor başındaki motivasyon, ondan sonra özgüven ve konsantrasyon bu son maçta olmayınca ve Kasımpaşa'da ligin e, Sami Uğurlu beraber önde gelen takımlarından biri haline gelmesi, iyi hücum eden bir takım olması, fizik gücünün yerinde olması, ne yapacağını bilen bir takım olması. Böylece Beşiktaş'ın savunmasının arasındaki boşluklara adam kaçtı, oralarda baskı yaptılar. İsmail ne yaptıysa olmadı. Şeyde Alanya maçında değiştirdiği her adam yeni giren bir öncekini unutturmuştu. Ama bu maçta mesela Rıdvan döküldü, Rıdvan'ın yerine giren Umut daha çok döküldü. Top kaybetti, gol, oldu. E, gol yedirdi. Yani e, ne bileyim Rozier çok öne ileri geri gidip gidip gelen bir adamdı ama adam ama bunu iyi zamanlamayla yapamayınca e, rakibinin e, neydi şeyin starı gollerini atan e, Muleka, Mulekanın arkasında refakatçi olarak koştu o hızdaki adam. Halbuki Mulekanın yanında ya omuz atacaksın ya önüne geçeceksin ona o hareketlerini yaptırmayacaksın. Ne bileyim. Vida son derece döküldü. İki gol zaten Vida'dan bir gol Umut'tan destek alarak attı Kasımpaşa. Önde acaba bir iş yapar mı diye beklediğimiz Güven hiçbir şey yapmadı bu defa. Onun da devamlılığı yok ama şey devamlı çok para yani elbette onun da hakkıdır pazarlık etmek ama Güven verimsizdi. Gezal Arkasındaki destek Rozi'ye desteği olmadığı için Gezal da bir iş yapmadı. E böylece kasım e, Kasımpaşa bulduğu fırsatları ve Beşiktaş'ın hata yaparak kasım ya, Kasımpaşa'ya yardım edişiyle Kasımpaşa 3 tane gol attı. Ha buna rağmen e, ne bileyim 5-6 e, tane pozisyon var. Beşiktaşlar doğru dürüst vursalar gol olacaktı. Hani Beşiktaşlıların boş kaleye kafayı dışarıya evet. vurdu. Yani Aynısını açık... Valencia gol yaptı. Evet. Valencia ya gol yaptı. Öyle bu değil? daha rahattı, evet. dışarı attı. Dışarı attı. Yani buna rağmen Beşiktaş takımı bu kötü haliyle 4-5 tane de gol atabilecek şey buldu. Hatta bir penaltısı verilmedi. Artık o da nasıl bir yorumsa bilmiyorum. Şey kafasına, yüzüne o boyda kafa topa, topa kafa vurma yüksekliğinde e, ayağını kaldırıp yüzüne vurduğu şeyin, e, Kenan'ın, e, donk, hiç O oyun devam etti. E, ne bileyim, bir tane gol attılar ama kıl payı ofsayttı, e, onu kaçırdı. Yani buna rağmen Beşiktaş'ın... Bana göre bir penaltı verilmedi ama o penaltı onun çift vuruş verecekti orada. Hareket, ayağı yüksek kaldı, tehlikeli karakter değmedi yüzüne orada onun. Değse penaltı uzadı, var görür onu esas ortaya düşen topu adam elle oynadı biliyorsun ha, o, o penaltı şey, aslında yani. nasıl onu yapmadığını anlamadım yani yani. Wellington'un bir, bir, aşil tendonuna bir giriş var Mesela böyle eşletiyor adamın bence. ayağına kırmızı, kırmızı kart yok yani hakem e, büyük hataları da vardı ama Beşiktaş'ta toplamda baktığınız zaman o hakemin hatasıdır e, ama Beşiktaş'ın da hem bireysel hem takımsal eksiklikleri vardı onun için ee, bu şey 3-0'lık Kasımpaşa yenilgisi kaçınılmazdı ve eğer Beşiktaş Trabzonspor maçındaki verimliliğine dönemez ise Bundan sonra biraz hani dördüncülük beşincilik falan kovalıyor ya ondan sonra işi biraz daha zor olur Çünkü önünde e, Kayseri maçı var deplasman zor maç sonra Fenerbahçe bir Göztepe var ve Konya Spor'la oynayacak. Yani lig ikinciliğine oynayan iki takımla e, oynayacak Beşiktaş. Ve Beşiktaş'ın bu sene çok enteresan bir şey var. Kemal Demir'in puan cetlerine bakarken ben de baktım. Ligin son 5 takımı. Giresunspor'a 5 puan kaptırdı Beşiktaş. Bir beraberlik, bir yenilgisi var. Altay'a bir yenilgisi var. 3 puan Üç kaptırdı. Puan. Çaykur Rizespor'la bir beraberliği var. 2 puan. Özgür Kablo, Mala Yeni Malatya Spor'da bir beraberliği var. İki, 12 puan ligin dibine vermiş Beşiktaş takımı. Yani ne kadar dengesiz oyunlar oynadıkları Galatasaray için geçerli. Aynı şey. Yani bu, bu kayıplar onlara inşallah ders olur.